Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan akıllı selfie kelimeleri vermiş olduğumuz sözdeki gibi TOEFL 200, yani TOEFL'dan 200 tane kelime video serimiz devam etmekte. Bugünkü dersimizde 70'ten, düzeltiyorum, 71'den 80. kelimeye kadar devam edeceğiz. 10 tane daha TOEFL'da çıkmış, daha doğrusu TOEFL sınavında çıkmış ve YDS'de çıkmış kelimeleri göreceğiz. Kelimelerimize başlamadan önce tek bir temennimiz var. Umarız kanalımızdaki kelimelerden fayda sağlıyorsunuzdur. Bir kelime bile öğrenseniz bizim için olumludur arkadaşlar. Umarım sizlere de faydalı olacaktır. Şimdi videomuza geçelim. 71. kelimemiz okunuşu rustic. Biz bu kelimeyi fonetik ve sesteş benzer olarak rastık kelimesi, yani rastık çekmek, bayanların kullandığı bir makyaj malzemesi ya da şekli. Diğeri lastik olabilir. Rustuk, yani biz rustuk gibi. Şimdi biz burada rustuk derken bir de insanların böyle akıllarına 25. kare, işte bu adam bizim bilinçaltımıza bir şeyler yüklüyor falan gibi düşünmemeniz çok daha hoş olur. Çünkü böyle bir amacımız yok. Amacımız sadece kelimeleri görsel bir şekilde insanların aklında kalacak şekilde betimlemeye çalışmak arkadaşlar. Ve yaptığımız hikayeler ne kadar anlamsız, saçma, bilim kurgu, fantastik, sizi uyandıracağı duyguları da muhakkak ekleyerek yaparsanız aklınızda daha çok kalacaktır. Aynı gördüğünüz rüyalar gibi ya da size 20 sene, 25 sene önce ya da yıllar önce anlatılan çok komik bir fıkranın unutulmaması gibi. Kelimemizden devam edelim. Rustic, rustic, lastik veya rustuk kelimesini kullandık. Kelimenin Türkçe anlamı bu siyah yazılı, küçük harflerle yazılı olan ve maviyle işaretlediğimiz yer. Köy ve kır hayatına ilişkin anlamında. Şimdi buradan siz istediğiniz kelime, ister rastık dersiniz, ister lastik kelimesiyle kullanırsınız, ister rustuk kelimesiyle kullanırsınız. Ama rastik kelimesi bende rastık çekmek gibi bir kelime. Bu çok yakın görünüyor. Bilen arkadaşlar bunu kullanabilir. Lastiğin zaten ne olduğunu biliyoruz. Rustuk nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Şimdi burada farklı bir kelime L ile başlıyor. Normalde bunu tercih etmem ama hikayeyi ben lastikle yapmak istiyorum. Başında R harfi olacak. Rastık veya rustukla alakalı hikayeyi sizlere bırakıyorum. Kelimemiz, akıllı selfie kelimemiz lastik. Lastik kelimemiz bir tarafta, diğer tarafta da kelimemizin Türkçe anlamını görmekteyiz. Şimdi burada lastik, köy ve kır hayatına ilişkin bir saçma sapan hikaye kurmamız gerekecek. Köy ve kır hayatına ilişkin. Gidiyorsunuz, köyleri, kırları geziyorsunuz. Diyorsunuz ki buradaki hayata ilişkin bazı ipuçları topladık ve her yer lastikti. Şimdi bu gözünüzde canlandırdığınızda, yani böyle doğada işte bitkilerin olduğu, çiçeklerin açtığı, işte arıların, böceklerin sağda solda gezdiği, işte küçük canlıların, işte büyükbaş canlıların gezdiği bir yerde lastiğin ne işi olabilir? Ama siz bir bakıyorsunuz, her yerde, köy ve kır hayatına ilişkin her yerde lastiklerin gezdiğini düşün. Lastikler gitmiş burada otlanıyorlar. Gitmişler mesela bir çeşmenin başında su içiyorlar. Mesela. Bu şekilde düşünebiliriz. Diğer kelimemiz. Kelime 72. Kelimemizin telaffuzu yeşil yerde yazan sneak, okunuşu sneak. Biz de bunu yazılışına benzer, okunuşuna, fonetiğine benzer sinek kelimesini bulduk. Kelimenin Türkçe anlamı sinsi sinsi dolaşan anlamına geliyor. Peki ben bununla alakalı nasıl bir hikaye yaparım? Kelimenin Türkçesi burada, kelimenin akıllı selfisi burada. Sinek ve sinsi sinsi dolaşan. Şimdi sinek kelimesi ve sinsi sinsi dolaşan kelimesiyle saçma sapan, sıra dışı bir hikaye. Aklımızın zorlayacağı, fantastik, bilim kurgu bir hikaye kurmak.
Şimdi öyle bir sinek var ki kocaman bir sinek evin içinde sinsi sinsi dolaşıyor. Şimdi sineği neden büyük dedik? Normalde sinek zaten bir yere konmak için bir şekilde insanlara çaktırmadan sağa sola konmaya çalışıyordu. Bir de onun bir de ellerine böyle huşu vardır. Bu sinek de geliyor, kocaman bir sinek evin içinde sinsi sinsi dolaşıyor. Bir bakıyorsunuz kapının arkasına saklanmış. Abi yine beni gördün ya da işte abla yine beni gördün. Sinsi sinsi dolaşan bir sinek. Snake. Sinsi sinsi dolaşan. Kelimemiz 73. Kelimemizin okunuşu suit. Şimdi burada iki tane akıllı selfie kelimesi bulduk. Bir tanesi sote. Bir şey yemeği sote etmek. Eti ne bileyim ya da herhangi bir bitki, sebzeyi gibi. Bir de suit kelimesi. Suit kelimesine çok yakın. Ama soothe yazan yerde, yani şurada İngilizce okunuşu, daha doğrusu İngilizce yazılışının okunuşu sote. Buna çok daha yakın yazılış olarak. Sote etmekten devam edelim. Yani biz şunu yemekte yapılan, doğrusu yemek pişirirken yapılan, kullanılan bir terimden hareket edelim. Kelimenin Türkçe anlamı da hemen buradan bakıyoruz. Sakinleştirmek, rahatlatmak, acısını hafifletmek. Hikayemiz şöyle olsun. Bir yemeği sote edeceğiz. Pazardan almışız, manavdan almışız. Ya da gittik kasaptan aldığımız bir yiyecek. Bunu size bırakıyorum. Ve bu aldığınız yiyecek sizinle konuşmaya başlıyor. İşin enteresan yanı bu ya. Neden? Çünkü aklımıza kalması için ona enteresan bir şey yüklememiz lazım. Abi diyor işte, ya da bayansınız, size abla diye hitap ediyor, abi diye hitap ediyor. Sakinleşmek istiyorum, rahatlamak istiyorum. Her yerim çok acıyor. Benim acım hafiflet diyor. Şimdi bitkinin kalkıp size böyle bir şey demesi normal mi? Değil. Siz de ne yapıyorsunuz? Tamam diyorsunuz. Ben seni bir sote edeyim de sen bir sakinleş. Sen bir rahatla. Senin acın biraz hafiflesin diyorsun. Şimdi kalkıp bitkiye ya da almış olduğunuz herhangi bir gıdaya, ettir, şudur budur, böyle bir şey demeniz zaten tuhaf olur. Başkası görse ne diyecek size? Farklı düşünecek. Acaba aklında bir sıkıntısın var diye düşünecek mi? Düşünür. 74. Kelimemiz morsel. Yeşille yazılan yer kelimemizin Türkçe telaffuzu. Düzeltiyorum, İngilizce telaffuzu. Bunu akıllı selvi kelimelerde mor ve sil, bir şeyi silmek. Mor renk, sil de silmek kelimesinin kökü olan sil kelimesi. Kelimenin Türkçe anlamı lokma, parça, kırıntı anlamına geliyormuş. Şimdi bir şeyleri mor yapacağız, sileceğiz ve kelimenin Türkçe anlamı lokma, parça, kırıntıyı buna yükleyeceğiz. Peki nasıl bir şey yaparız? Her yer mor ve biz bunu silmeye çalışıyoruz. Mor olan her şeyi silmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki tek bir parçası dahi kalmasın. Tek bir kırıntısı dahi kalmasın. Mor rengin silelim ki moru silelim. Tek bir parçası, tek bir kırıntısı kalmasın. Yoksa son kalan mor lokmayı bile bize verecekler. Yemek zorunda kalacağız. Ya da sizin kurmak istediğiniz hikaye çok daha farklı olabilir. Saygı duyuyorum. Belki burada morsel değil, çok daha farklı bir kelime kullanacaksınız. Aklınıza gelen belki farklı bir marka var. Bir dünya markası ya da Türkiye'de, ülkemizde üretilen herhangi bir marka. Bu konuda dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bu hikayeyi de geçtik. Kelimemiz 75. Kelimemizin okunuşu yeşil yerde yazıyor. Torture. Buna benzer arkadaşlar. Birebir bu şekilde telaffuz değil. Ama ne dedik? Bir akıllı selfie kelimesi bulabilmemiz için en yakın şeyi, en yakın kelimeyi ya da kök kelimeyi birbirine benzetmeye çalıştığımız tarçın kelimesine çok benzer. Şimdi tarçın ve kelimenin Türkçe anlamı olan işkence etmek, eziyet etmek kelimelerinde bir yoğunlaşalım. Bununla alakalı nasıl saçma sapan bir hikaye oluşturabiliriz. Şimdi düşünsenize, birisine size ne diyoruz? Akıllı selfie hikayede biz olacağız. Ve insanlar bize bir işkence yapmak istiyor, eziyet etmek istiyor. Şimdi tabii Allah böyle kimseye bir şey yaşatmasın. Ama ne yapıyoruz? Hikayede biz olursak eğer, kendi akıllı selfimiz olduğu için yaşadığımız şeyi unutmayız. Bulunduğumuz ortamı unutmayız. İşkence etmek, eziyet etmek. Diyorlar ki sana, diyorlar, biz tarçınla eziyet edeceğiz. Şimdi nasıl edecek? Üzerine tarçın döküyorlar.
burnuna sıkıyorlar. Düşünsenize. Ne yapar? Hapşırtır. Kokusu güzeldir ama belli bir şeyden sonra tarçın acıdır. Mesela bir kaşık tarçını ağzınıza attığınızda ağzınız yanar. Onu tutamazsınız. Şimdi siz bunu gözünüzün önünde canlandırırsanız işkenceyi, eziyeti size yaparken tarçını kullanıyorlar diye düşünürseniz bu akıllı selfie hikayesi aklımızda kalır. Gelelim kelime 76'ya. Kelimemizin okunuşu greedy. Türkçedeki fonetik benzer sesi olarak da greedy kelimesini kullanıyorum. Yani gri renkteydi. Gri bir rengi vardı demeye çalışıyorum. Kelimenin Türkçe anlamı şurada yazan yer. Aç gözlü anlamına geliyor. Gri bir rengi kullanacağız ve bu greedy olacak. Greedy, gri renkteydi diyeceğiz ve Türkçe anlamı olan aç gözlü kelimesiyle saçma sapan bir hikaye kuracağız. Hikayemiz nasıl olur? Size bir dakika düzeltiyorum. Bir 10-15 saniye şöyle bir düşünme fırsatı kendinizde hissedin. Bir düşünün. Nasıl bir hikaye kurarsınız? Bir şey gri de olacak ve aç gözlü olacak. Şöyle yardımcı olayım arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Kendi kurduğum hikaye. Tabii sizin aklınıza çok daha farklı bir hikaye gelmiş olabilir. Her şeyin gri olmasını istiyorsunuz. Ya da her şey griydi diyorsunuz. Ben de her şeyin gri olmasını istiyorum diyorsunuz. Şimdi gri renk zaten hoş bir renk değildir. Tamam renk diyecek bir şey yok. Saygı duyuyoruz ama gri rengi zaten insanda böyle çok tuhaf hissiyat uyandırır. Yani bir sarı ile laciverte baktığınızda, bir kırmızıya beyaza baktığınızda, bir yeşile beyaza baktığınızda sizde uyandırdığı hissiyatla gri rengin size verdiği hissiyat çok daha farklıdır. Daha canlı renklerdir. Ama gri renk biraz daha soluktur. Şimdi siz durduk yere her şeyin gri olmasını istiyorsunuz. Neden? Çünkü hepsi griydi diyorsunuz. Ben hep bunları seviyorum. Neden? Çünkü çok bir aç gözlü bir adammışsınız. Tamam yani hiçbirinize ben aç gözlüsünüz demiyoruz ama bunu sadece gözümüzde canlandıracağız. Ya da bir arkadaşınız var. Sizden hep böyle gri renk bir şey olmasını istiyor. Her şeyi griydi diyor. Ben de her şeyin gri olmasını istiyorum diyor. Böyle bir açgözlülüğüm var diyor. Adam arkadaşınız gelmiş size bu konuda yadırgıyor kendisini. Ve bunu dile getiriyor. Dediğim gibi sizin hikayeniz çok farklı olabilir. Bizim yaptığımız hikaye, akıllı selfie hikayesi sadece bir anlatım şekli. Sizin yaklaşımınız çok farklı olabilir. Her türlü saçmalığa saygı duyuyoruz. Diğer kelimemize geçelim. Kelimemiz 77. Kelimenin okunuşu reverse. Bu kelimeye de tır ve örs kelimesini kullandık. Tır ve örs. Örsün demir dövülen bir ekipman olduğunu. Demirden yapılmış bir malzeme. Bunun üzerinde işte nalbantlar, demirciler üzerinde bir şekilde demiri ellerindeki işte çekişle ya da ne bileyim başka bir şeyle şekil veriyorlar. Yani kelimenin Türkçesine bakalım. Kelimenin Türkçesi de bir yandan öbür yana geçmek. Peki tır, örs. Bir yandan öbür yana geçmek. Bunu nasıl tarif edersiniz? Düşünsenize. Bir tır var ve tırın sırtında devasa bir örs var. Ve siz yolun bir yanından öbür yanına geçmek istiyorsunuz. Fakat bu tırdan yapılmış örs, devasa örs, yolun ortasında bir türlü bir yandan öbür yana geçemiyorsunuz. Şimdi hikayeyi gözünüzde canlandırırsanız, kocaman bir tırın sırtında da devasa bir örs taşıdığını görürseniz, hikayede hatırlamak için kelimeyi, tırın sırtında ne vardı diye düşündüğünüzde zaten bu sizin aklınıza direkt gelir. Ne vardı? Kocaman bir örs vardı. Tır örs. Traverse kelimesi. İnanın, yaratılışımız gereği fıtratımızda kelimenin hem okunuşunu hem de İngilizce yazılışını hatırlayabileceğiz. Böyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Beynimizin her iki lobu, her iki lobunu çalıştırmakta kullanılan durum bu. Kelimemiz 78. Kelimemizin okunuşu flimsy. Akıllı selfie kelimeleri de film artı izi kelimelerini kullanmışız. Kelimenin Türkçe anlamı ince, seyrek demek. Şimdi iki tane kelimemiz var ince, seyrek anlamında.
Ama akıllı selfie'de kullandığımız film izi bize filinziyi hatırlatacak. Filmin izi olacak. Peki bu filmin izini düşündüğünüzde nasıl bir şey gözünüzde canlandı? İlk evvela bir kendiniz şöyle birkaç saniye gözünüzü abartılı düşünün. Abartmaktan da korkmayın. Çünkü hafıza sizin. Hani diyordu ya bir videoda akıl bedava diye, beyin bedava. Böyle bir şey düşünün. Bunu yaptığınızda beynimizin her iki tarafındaki loblar, nöronlar, sinapsler birbiriyle iletişime geçiyor arkadaşlar. Nöral ağ oluşuyor. Tekniği de ilerletmek istiyorsanız habire bu şekilde fonetik uyumlarla görselliğe elle tutulur, gözle görülür hikayelere çevirmek. Bizim için çok daha güzel ve kolay olacaktır. Yani şimdi bir filmin izi olacak ve ince seyrek kelimesini bize hatırlatacak. Daha doğrusu kelimelerini hatırlatacak. Film aldınız. Hani bu eskiden fotoğraf makinelerinin içinde filmler vardı rulo şeklinde. Bazı genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız vardır. İnternetten bakıp bunu kullanabilirler. Ha bir de şöyle bir soru geliyor bazı arkadaşlarımızdan. Diyorlar ki neden görsel kullanmıyorsun? Şimdi görseli kullanmamız çok farklı bir şey arkadaşlar. Görseli kullandığınızda bu sizin beyninize karşı yapılan ne olur? Bir tembellik olur. Eğer ben bir filmi, biz bir filmden bahsediyorsak, siz bunu gözünüzde canlandıramıyorsanız, sizin aklınıza belki sinemadaki gösterilen film şeridi aklınıza gelir. Mesela benim verdiğim örnekte de bir fotoğraf makinesindeki filmdir. Ha, size belki röntgen filmi aklınıza gelir. Yani bir görselliği vermek aslında sizi kısıtlamaktır. Kendi gördüğünüz hikaye, kendi gözünüzde gördüğünüz kelime yaşadığınızdır. Siz nasıl yaşadıysanız onu düşünün aklınızda. Gelelim iz kelimesine. Bir bakıyorsunuz üzerinde izler var. Parmak izi, ayak izi, el izi. Ya bu filmin üzerinde izi nereden gelmiş? Film izi nedir? Çok ince ve seyrek olduğunu görüyorsunuz. O kadar ince bir film ki, hatta o kadar seyrek üzerinde, filmin üzerinde izler var ki, elinizi tuttuğunuzda o incelikten dolayı kırılıyor, çatlıyor. O kadar seyrek giriyorsunuz yani dokunamıyorum ne kadar ince. Şimdi bunu gözünüzde canlandırırsanız akıl gözünüzdeki beş duyu organınızı hani diyorsa görmek, koklamak, duymak, dokunmak, tatmak gibi. Ve diğer duygularınızı da katarsanız bu iş olur. Kelimemiz 79. Kelimemizin telaffuzu sip. Sip kelimesinden ben de buna sap kelimesini akıllı fonetik selfie fonetik kelimesini seçtik. Kelimenin Türkçe anlamı azar azar içermek anlamında. Peki ben bununla alakalı nasıl bir şey yaparım? Şimdi bir sap var elinizde, bu sapla geziyorsunuz ve her şeyi diyorsunuz ki azar azar alacağım diyorsun. Bu diyorsun ki azar azar bunlardan alacağım, eve getireceğim. Ya eve sen azar azar getiriyorsun, sapları evdekiler soruyor. Ya sen ne yapıyorsun işte oğlum kızım niye bunları getirdin? Ya azar azar ben bunları içmek istiyorum diyorsun. Ya oğlum sen sapı ne yapacaksın? Sapla bu iş olmaz. Saptan ne içeceksin? Aha diyorsun alıyorsun sapı kaldırıyorsun azar azar içiyorsun. Bir su ya da başka içtiğin bir şey var. Azar azar yudum yudum içiyorsun sen bunu. Şimdi sapın içinde su ne arar? Ama akıllı selfie'de düşünürsek saçma olursa aklımızda kalır mı? Evet kalır. Hafızamız böyle mi çalışıyor? Böyle çalışıyor arkadaşlar. Günümüzün son kelimesi. Pur kelimesi. Gerçi bu çok bilinen bir kelime ama biz bunu yine yazdık. Çıkmış bir kelime. Pur kelimemizin telaffuzu bu. Pro kelimesi olabilir. Pur kelimesinden. Pur'dan P ve Uğur kelimesini kullanabilirsiniz. Akıllı selfisini size bırakıyorum. Ama burada kullanacağım tek kelime. Pro kelimesi. Dileyenler P artı Uğur'u da kullanabilir. Uğur adında bir arkadaşınız vardır, okulda bir arkadaşınız vardır, mahallenizde bir tanıdığınız, akrabanız ya da Uğur adında herhangi bir ünlü birinde çağrışım yapmakta kullanabilirsiniz. Diyoruz ya beyin bedava. Pro ve fakir kelimesi. Şimdi bunlar birbirine düşündüğünüzde pro biraz daha zengin işi gibi duruyor değil mi? Bütün fakirlerin elinde sokaklarda dileniyorlar. İşte ne bileyim biz açız, şuyuz, buyuz ama hepsi pro içiyor. E madem sen bu kadar fakirsin, pro senin elinde ne işin? Ya bunu içmeden duramıyorum arkadaş. Size diyor. Bir tezatlık var mı? Var. Bunu gözümüzde bu şekilde canlandırırsak o fakir insanın proyu yaktığını, o dumanı sizin kokusu burnunuza geldiğini gözünüzde canlandırırsanız bu iş olur arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz.
80. kelimemizi tamamladık. 200'e az kaldı. 500 kelimeyi geçtik arkadaşlar. 1000 kelimeye doğru gidiyoruz. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım en az da olsa bir kelime bile olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.